Merhaba sevgili takipçilerim ve değerli izleyicilerim. Songül'ün Dünyası YouTube kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kışlık kelek turşusu kuracağız arkadaşlar. Turşuma geçmeden önce güzelce aklımdayken unutmadan sizleri bilgilendireyim. Eğer böyle kelek turşusu kurmak istiyorsanız. Şimdi hani bir söz vardır ya, kesilmedik karpuzu. O yüzden mesela biz de kelek aldık ama bazı kelekler içinde bayağı bir böyle yenilecek durumda olgunlaşmış. Hani artık kavun olacakmış neredeyse. O yüzden sizlere önerim. Yani mutlaka elinizden geldikçe sert olmasına dikkat edin. Yani içinin yeşil olmasına ve sert olmasına dikkat edin. Şu gördüğünüz yani daha doğrusu kelekler de yine bayağı bir içinde yumuşaklarını böyle kesip aldım. Taze olduğu için kabuğuyla birlikte arkadaşlar turşusunu kuracağım. Yani biz artık bir aldığımız için artık değerlendirip turşusunu kuracağım ama dediğim gibi sizlere önerim bayağı bir kelekleriniz sert olsun. Böyle içleri bu kadar turuncu yumuşak olmasın. Zaten ben çok yumuşak olanları da şöyle gördüğünüz gibi kenara alacağım. Bayağı bunlar tatlı arkadaşlar. Tadına da baktım. Bunlar artık yemeğin yanında yeriz. Ama şunları kuracağım. Şöyle tertemiz kabuğunu yıkadım. Kabuğuyla birlikte kelek turşumuzu kuruyoruz. Yani bunlar kurulacak durumda. Ama daha sert olsaydı daha bir güzel olurdu. Sizlere önerim sert olmalarına dikkat edin keleklerinizin. Şimdi ben bir yanıma leğenimi getireyim arkadaşlar. İçinin çekirdeğini alacağım. Dediğim gibi kabuğuyla kuracağım için de tertemiz bol suda kabuklarını ovuşturarak yıkadım. Kabuklarını almanıza gerek yok. Ama kışın sevmiyorsanız şöyle incecikçe soyabilirsiniz ama zaten çok taze kabuklar, o yüzden hani soymamıza da gerek yok. Şöyle bir ara vereyim. Hemen yanıma bir tane leğenimi alayım. Evet, şimdi şöyle hemen bir keleklerimizin şöyle yumuşak kısımlarını alıyoruz. Ve dediğim gibi kabuğuyla birlikte turşumuzu kuruyoruz arkadaşlar. Mutlaka böyle yani hangi tarif olursa olsun paylaştığım tarifleri başından sonuna kadar izleyin ki en azından hani püf noktalarını da kaçırmamış olursunuz. Çünkü elimizden geldikçe unutmadan anlatıyorum ama bazen arkadaşlarımız böyle hemen bir başına bir ortadan bir de sonuna bakıyorlar. O yüzden de bazı püf noktaları da kaçırmış oluyorlar. Yani aslında videoda söylüyorum ama bazen yorumlarda bile o söylediğim şeyleri tekrar yazıyorlar. Yani o yüzden anlaşılıyor ki tam izlenilmiyor yani başından sonuna kadar. Ama izleseniz en azından dediğim gibi aradaki detayları, püf noktaları da kaçırmamış olursunuz. Bakın şöyle iyice yumuşak kısımlarını aldım. Evet arkadaşlar, bütün keleklerimi temizledim. Çekirdeğini aldıktan sonra tekrar yıkadım. Yani içinde çekirdeği falan olmasın, suyu berrak olsun diye. Biraz önce fark ettim ki kaç kilo olduğunu söylemedim. Tam olarak bilmiyorum. Eşim aldı getirdi. Ama böyle bir tahminim 8 kilo falan, yani 7-8 kilo kadar vardır. Şuradaki uzun büyük olanları 10 litrelik plastik bidona kuracağım arkadaşlar. Bir de ufak ufak keleklerimiz vardı. Onları da bölmek zorunda kaldım. Hani çünkü bir tanesinin de içini açtığımda o da yumuşaktı. O yüzden hani bir kontrol edeyim dedim. Ama sertlerinden alırsanız böyle ufaklarını mutlaka hiç kesmeyin. İğneyle böyle arkadaşlar delin. Bütün bidonlarınızda kurun. Yani mutlaka bir de sert olmasına dikkat edin. Ne kadar sert olursa kelekleriniz o kadar güzel olur. Zaten ben de böyle sertlerini seçtim. Yumuşak olan kısımların hepsini attım. Kabuğuyla birlikte kuruyoruz. Burada 4 baş sarımsağımız var. Hemen sarımsaklarımı da şöyle bir ortadan olacak şekilde keseceğim. Hemen turşumuzda şöyle acı kullanacağım arkadaşlar. Dediğim gibi acı seviyorsanız eğer birebir benimle aynı şekilde kurun. Ama acı sevmiyorsanız içine 1-2 tane hafif atın. Şöyle çok az bir turşunuza acılık katsın diye. Çünkü çoğu kişi böyle acı turşu yemekleri yiyemedikleri için. Hani birebir acıyı aynı atmayın arkadaşlar yiyemiyorsanız. Bu da kırmızı kıl biber. Bu da pazarcı abinin dediğine göre acıymış. Hiç ağzıma alıp bakmadım. Şimdi şu sap kısımlarını sadece keseceğim. Şuradan arkadaşlar. Bir de şu sivri yerlerini temizleyeyim. Hatta şimdi hızlı bir şekilde yapalım. Sadece şuralarını alalım ki acısını suyuna versin. Gerçekten biber de çok güzelmiş. Bakın şöyle uç kısımlarını kesiyorum ki turşumuz güzel acı olsun.
Yine sevdiğiniz biberlerden de koyabilirsin arkadaşlar. Daha doğrusu koyabilirsiniz hani. Bundan önce de salatalık turşusu paylaştım. O da çok beğenildi. Zaten kanalımda birbirinden güzel kışlık tariflerim, turşu tariflerim de var. Dilerseniz onlara da bir göz atın. Zaten videomun sonunda da diğer turşumu da sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, bütün malzememi hazırladım. Şöyle 10 litreye bir tane bidonumu güzelce tekrardan çalkaladım. Şimdi sırasıyla ilk önce bu bidonumuza dolduruyoruz. Geri kalan küçükleri de bir tane 5 litrelik bidon getirdim yanıma, plastik. Onun içine koyacağım arkadaşlar. Buraları biraz hızlandıracağım. Hadi bakalım. Şöyle artık bidonumuz içine sırasıyla döşeyelim. Evet sevgili canlar, şöyle gördüğünüz gibi turşumu 10 litre bidona, bir de 5 litre bidona kurdum. Yine açıklama kısmına malzememi de yazacağım. Dilerseniz oradan bakıp yapabilirsiniz. Şimdi sırasıyla tuzunu, sirkesini bir bağda maydanoz yıkadım. En son üzerine maydanoz koyacağım ki böyle turşumuz üste çıkıp da üst kısımları barlanmasın diye. Turşumuzun suyunu ise ben arıtmadan kullanıyorum arkadaşlar. Kaç yıldan beri evimizde arıtma var. Her yılda arıtma suyundan kullanırım. Turşum kesinlikle erimez. Ama evinizde arıtma yoksa bir gün akşamdan böyle çeşme suyunu kaynatın ve soğutun. Öyle turşularınızı da kullanın. Dediğim gibi ben arıtmayla yapacağım. Evet, şimdi hemen sırasıyla üzüm sirkemizi ve tuzumuzu ekleyelim. Şöyle 10 litre bidon arkadaşlar. Elimdeki bardağım 200 milim. Hemen şöyle 2 su bardağı üzüm sirkemizi ekliyoruz. Beş litrelik bidona da şöyle bir bardak. Çok da sirke kokusu da gelmesin. Bu kadar ölçülerde yeter arkadaşlar. Evet, hemen şöyle kaya tuzumuz var. Turşuluk, salamuralık kaya tuzumuz arkadaşlar. Kesinlikle yemeklik tuzdan turşunuza eklemeyin, eriyebilir. Hemen şöyle 10 litrelik bidonumuza şöyle yemek kaşığımızla 2, 3, 4, 5 ve 6 yemek kaşığı kaya tuzumu ekledim 10 litrelik bidonuma. Hemen şimdi 5 litrelik bidonumuza da şöyle 3 yemek kaşığı tuz ekleyeceğim. Birazdan size salatalık turşumu da gösteririm. Zaten onda da söylemiştim. Mutlaka turşunuzu kurduktan sonra arkadaşlar, zaten biliyorsunuz artık havalar soğuk. 2 gün böyle tezgahınızda bekletin. Şöyle turşunuzun suyu güzelce tuzuyla sirkesiyle özleşir. Açın şöyle 2 gün sonra bir tuzuna bakın. Eğer size tuzsuz geldiyse yine tekrardan tuz ekleyin. Zaten tuzu da iyiyse artık ağzını kapatıp
Soğuk bir yerde muhafaza edin. Yani ben de sürekli öyle yapıyorum. Hatta geçenlerde salatalık turşumun tuzunu ekledim. 2 gün tezgahımda kaldı. 2 gün sonra açtım. Çok güzel de denk gelmiş tuzu. Eğer tuzsuz gelseydi tuz ekleyecektim. Zaten gördüğünüz gibi fazla fazla tuz başta eklemiyorum. Hani belki şey dersiniz Songül Hanım, hani şimdi açtık ki tuzluysa ne yapacağız? Gördüğünüz gibi çok aşırı, yani tuza boğmadım. O yüzden mutlaka da kontrol edelim. Turşumuzu kurduktan sonra. Evet, sirkemizi, tuzumuzu ekledik. Hemen şöyle üzerine erimemesi için arkadaşlar limon dilimi koyacağım. Bazen çok nadir de olsa arada limon tuzu da eklediğim oldu. Sevgili takipçilerimiz limon tuzunun zararlı olduğunu söyleyince ben de şöyle limon tuzu limon dilimleri koydum arkadaşlar. Evet, şöyle artık hemen suyunu da veriyoruz. Evet arkadaşlar, şöyle gördüğünüz gibi turşularımın suyunu tamamladım. Hemen ağızlarına şöyle bir miktar yıkadığım maydanozdan ekliyoruz. Şöyle turşularımız üste çıkmasın. Turşularımızın üst kısmı barlanmasın. Aslında bunu bütün turşularda yapmak gerekiyor. Böyle ağzına maydanoz olsun, hani yeşillik koyduğunuz zaman dediğim gibi üste çıkmaz. Ama bazen oluyor ki turşu kurduğumuzda evde maydanoz da olmayabiliyor. O yüzden de koymuyorum ama genellikle böyle turşu kuracağınız zaman evde bulundurun. Evet arkadaşlar, turşumu kurdum. Şöyle bidonumun birini zaten görüyorsunuz, büyük bidonumu ters çevirdim. Yine aynı şekilde bu küçük bidonumuzu da ters çevirelim. Çünkü sirkesi, tuzu bidonun altında kaldı arkadaşlar. Şöyle bir 2 saat dursun, daha sonra düz çevireceğim. 2 gün sonra da tadına, tuzuna baktıktan sonra serin bir yerde muhafaza edebilirsiniz. Sizler de benim gibi. Bizim bodrum katımız var. Bodrum katına indireceğim kışa kadar. Öyle sürekli ağzını açıp da gelip gidip bakmayın. Turşu ne kadar kapağı açılırsa o kadar hızlı bir şekilde bozulur. Evet, sizlere bir de dışarıda salatalık turşum var. O da 2 gün boyunca burada kaldı. Tadı tuzu güzel olduktan sonra onu dışarı götürdüm arkadaşlar. Onu da bugün artık bodrum katına indiririm. Yine kanalımda birbirinden güzel kışlık tariflerim var arkadaşlar. Zaten bu videomun sonuna resimlerini ekleyeceğim. Bir de yemek tariflerim çok güzel. Hamur işleri olsun, tatlı olsun. Bahçe vloglarımız var. Kendimize ait bahçemizi ekip biçiyoruz. Onlara da bakabilirsiniz. Örgü videolarım var. Geçen sene çok güzel örgü videoları paylaştım. Çok da beğeni aldı arkadaşlar. Dilerseniz onlara da müsaitken bir göz atın. Evet, salatalık turşumuza da baktıktan sonra artık sizlere veda edeceğim. Gerçekten salatalık turşumu 2 gün önce paylaştım ve izlenme rekoru kırdı arkadaşlar. Dilerseniz ona da bir göz atın. Evet, şöyle gördüğünüz gibi artık turşum da yavaş yavaş dönmeye başladı. Dediğim gibi dilerseniz bu turşumu da deneyebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok güzel oldu. Bakın şöyle rengi zaten dönmeye başlamış, sararmaya başlamış. Evet sevgili canlar, fazla videomu uzun tutup da sizleri sıkmayayım. Artık bir tarifimin daha sonuna geldim. Buraya kadar beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerden ricam sevgili canlar, paylaştığım videolarımı beğeniyorsanız abone olmadan geçmeyin. Abonelik ücretsizdir. Bol bol beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Ayrıca bir de videolarımı sevdiklerinizle, yakınlarınızla, ailenizle paylaşırsanız bana destek olursunuz. Ben de sizler sayesinde emeğimin karşılığını alırım. Günden güne kanalımda büyür. Şimdiden emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.